Aha. Ya zaten bunun sesini duyan aşağıdaki çiçeklere gübre bırakır korkudan. Arkadaşlar herkese merhabalar. Tabii ki her işin, her mesleğin güzel tarafları olduğu gibi arıcılığında sıkıntılı, mücadele edilmesi gereken, kavgası verilmesi gereken tarafları var. Öyle dört başı mamur bir hayat dünyada maalesef yok, biliyorsunuz. Her gülün bir dikeni var. Arıcılıktaki güzel şeylerin dikeni de arıların bir numaralı düşmanı olan varroa olmak üzere sırasıyla hastalıklar, akabinde de arıları çekirdek gibi yiyen bu arı kuşları, kirpiler, yeri geldi kurbağalar vesaire gibi hayvan türleri de var. Arkadaşlar şu anda da sezonu, birçok arıcının başında sıkıntılı mücadele etmesi gereken bir durum olarak arı kuşları var arkadaşlar. Bizim arılığımıza da bir arı kuşu sürüsü musallat oldu. Yani yaklaşık 1-2 haftadır arıları çekirdek yer gibi havada kapıp kapıp yiyorlar arkadaşlar. Arılığın üzerini nöbet yerine çevirmişler. Değişmeli olarak sürü halinde arılığın üzerinde hiçbir yere ayrılmıyorlar arkadaşlar. Güzelce karınlarını doyuruyorlar. Bir arı kuşunun bir günde yaklaşık 250'ye yakın arıyı yiyebildiği söyleniyor literatürde. Yani bu arı kuşunda da elbet bir hikmet var. Hangi zamanlarda buraya geliyor? Yani bakın resmen sorti yapıyor arılar. Tam arıların üstünde sorti yapıyor. Buyurun. Arkadaşlar arılarınızdan verim almak istiyorsanız, yani güzel balınızı, poleninizi, hasadınızı almak istiyorsanız, arılarınızı çoğaltabilmek ve sermayenizi korumak istiyorsanız, arıcılıkta mücadele etmeniz gereken konulardan bir tanesi de bu arı kuşu mevzusu. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Resmen burayı kendilerine mekan etmişler. Çıkan arıyı çekirdek yer gibi yiyorlar arkadaşlar. Bu sorunlarla mücadele etmeniz gerekiyor. Varroa ile mücadele edeceksiniz. Hastalıklarla mücadele edeceksiniz. Kirpilerle mücadele edeceksiniz. Yani bu mücadeleleri vermeden o tatlı balı yemek mümkün değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arı kuşu incelediğiniz zaman değişik bir kuş. Aslında arı olarak arı kuşu deniyor ama arı olarak değil. Bu kuş havadaki bütün sinek, sivrisinek ne bulursa topluyor, yiyor arkadaşlar. Buyurun bakın. Sürü halinde arı kovanlarının üzerinden kendilerine yer etmişler. Ya az önce dedim ya, yani belki de bir hayır da var bundan. Şimdi mesela böyle özellikle bu tip havalarda daha yoğunlaşıyorlar. Arının dışarı çıkıp bu nemli, soğuk havalarda, serin havalarda ölmesine mani olmak için bir tehdit unsuru olarak kovanlık etrafında daha da yoğunlaşıyorlar. Bunu da tespit ettim ben. Yani normal güneşli havalarda bu kadar fazla gelmiyorlar ama şöyle sanki kapalı nemli havalarda, serin soğuk havalarda, bakın kuş bu, daha fazla geliyorlar. Şimdi arkadaşlar peki buraya kadar tamam. Buraya kadar part 1.
Film 1. Onlar kendi borularını öttürürler. Bakın askıda kalmış. Orada bekliyor havada. Hiç yağmur falan dinlemiyor. Enteresan da bir kuş. Rüzgar yokken bile havada askıda durabiliyor. Bakın şu anda hemen hemen hiç rüzgar yok. Yani değişik bir yaratılış yapısı var Allah tarafından. Havada belli bir zıplama hareketi gibi bir hareket yapıyor. Ve sonra havada askıda kalabiliyor. Değişik. Kanat yapısı ona göre herhalde yaratılmış Allah tarafından. Peki. Şimdi biz bunlarla nasıl mücadele ediyoruz? Arkadaşlar, şimdi tabii her canlının korktuğu bir başka canlı var tabii haliyle. Şimdi bunlar orta ve küçük çaplı kuşlar olduğu için büyük çaplı kuşlardan haliyle korkuyorlar. Aslında bizim bölgemizde şahin, doğan türü kuşlar da bayağı yaygın. Yani onlar olmasa herhalde burayı bir arı kuşu cennet bahçesine çevirirler. Ama mevcut haliyle bile arılarımıza çok ciddi zarar veriyorlar. Nüfus kaybına sebebiyet veriyorlar. Buna tabii biz de bir elimizden geldiğince çare bulmaya çalışıyoruz. Şimdi sonuçta bir canlıdır. Niyetimiz öldürmek değil, onu korkutup kaçırtmak. Şimdi bu kuşlar neden korkar? Bir doğandan, şahinden korkar. Kartaldan korkar. Bakın. Kovanın hemen ağzına kadar gelmiş. Bakın askıda duruyor orada. Bak, bak. Havada askıda bekliyor. Nasıl bir canlı? Enteresan. Yani bir özel bir kanat çırpma hareketi yapıyor. Hiç rüzgar yok arkadaşlar. Havada niye askıda kalıyor? Yani paraşüt desen aşağı iner. Bu inmiyor. Enteresan bir şey. Orada sanki böyle havada altında direk varmış gibi çakıl halde bekliyor. Bir tanesi ileride orada bakın nöbet bekliyor orada bak. Bak. Gözleri çok keskin. Arının çıktığını gördüğü anda havada yakalıyor ve çekirdek gibi yiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi söylediğim gibi normalde şahin, doğan, kartal gibi diğer büyük yırtıcı kuşlardan tabii ki korkuyorlar. Yani onların resimlerini, suretlerini bile dahi getirip arılık etrafına koysanız bu dahi etkili oluyor. İnternette böyle satılan şeyler var, uçurtma gibi yapmışlar. Uçurtma, kartal şeklinde bir uçurtma, şahin şeklinde bir uçurtma. Onu getirip bir yere bağlıyorsunuz yahut uçurtma olarak havada tutuyorsunuz, ipi bağlıyorsunuz. Onu arılığın üstünde böyle görünce korkudan yaklaşamıyor ama bir müddet sonra ona da alışıyor. Arkadaşlar şimdi bunların seslerinden ziyade bir de kendi hem cinslerinin çıkardıkları panik sesi var. Yani bu arı kuşlarının yakalandıkları anda böyle öldürüleceklerini anladıkları bir halde anda çıkardıkları bir panik sesi var. O sesin yanında diğer yırtıcı kuşların seslerini derleyip bir ses dosyası yapabilirsiniz. Ben böyle fazla abartmadan birkaç tanesini yaptım. Ve bir hoparlör ses cihazına yükledim. Ve aralıkta şimdi bununla ilgili bu kuşlara karşı part 2'yi seyredeceğiz birazdan. Bakalım nasıl tepki veriyorlar. Evet arkadaşlar, hoparlörümüze küçük SD karta ses dosyasını yükledik. Bakın. Şurada kayanın üstünde biri orada nöbet bekliyor. Biri orada nöbet bekliyor. Her taraf dolu arkadaşlar. Şu an arılığın etrafı arı kuşlarıyla dolmuş. 3-4 tanesi sorti yapıyor. Hiç durmaksızın. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bak geliyor. Bak 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 bak. 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 Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Şimdi part 2 başlıyor. Hareketlenme başladı. Hareketlenme başladı.
Arkadaşlar bakın ileride toplu halde. Görüyor musunuz? Yerden kalktılar. Bak. Buyurun. Bütün arı kuşları şu anda ne olduğunu anlamaya çalışıyor önce. Bir panik havası oluştu. Ve yol aldı gidiyorlar. Part 2. Arkadaşlar, daha açalı 2-3 dakika oldu. Part 2. Şöyle kuvvetli bir aha. Ya zaten bunun sesini duyan aşağıdaki çiçeklere gübre bırakır korkudan. Bırak sen arı kuşunu. Şu kartalın sesini duyan kuş ne kadar gübresi varsa çiçeklerin üstüne bırakır. Arkadaşlar samimiyetle söylüyorum bir tane kalmadı şu anda. Etrafta o demin nöbet bekleyenler, sorti atanlar, bir tane kalmadı arkadaşlar. Şimdi şu anda duyduğunuz bu ses, gerçek arı kuşunun panik anında kaçın sinyali verdiği ses. Bu arada kargalar geldi. Bu da yakalanmış bir yırtıcı başka hayvanın çıkardığı ses arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz gübre alacağız. Gübre lazım. Bakın kargalar geldi, saksağanlar geldi artık. Ara kuşları hepsi, onlar da gidiyor gerçi. Onlar da korktu herhalde. Aha. Evet arkadaşlar. Arı kuşlarıyla başı belada olan arıcı kardeşlerimizi şu şekilde bir hoparlörle arılığınızın yanına bunu şarj edersiniz. Bulunduğunuz zamanlar bırakırsınız. Arılığınız bu kuşların tehdidinden kurtulmuş olur. İnşallah tavsiye ederim. Eğer yapabilirsem bu videonun altına bir link koyup bunun ses dosyasını da bırakacağım. Bunu bir şekilde aralıklarında kullanabilirler. Arkadaşlar şu anda arı kuşu namına hiçbir şey kalmadı. Saksan kargalar var. Bakın o saksan o. Arı kuşu değil o. Evet, gübre almak için birebir arkadaşlar. Evet, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum arkadaşlar.